şekilde yapıyoruz. Sadece bizim bu ipliği kullanırken mantığımız hep yukarıdan başlayarak bütün örmekti. Hırkayı bütün örüyoruz. Arada 3 tane ilmeği böyle boşta bırakıyoruz. Hani daha önce yaptığımız çalışmalar gibi. Onu da vaktimiz kalırsa anlatırız nasıl öreceğimizi. Bugün yeleğimizi yapıyoruz. Şimdi bizim toplumumuzda yani bu yelek olayı önemlidir. Çok seviliyor. Ben de çok severim. Sabah kalkınca bir yelek giyme diye bir şey vardır. Evet. Hakikaten çok sevdiğim bir şeydir. Yelek. Yani çocukken de bize giydirirlerdi. Şimdilerde pek giydirmiyorlar çocuklara bir şey ama. O zaman yapalım sevdiğimiz bu yeleği. Yapalım. Modern bir renklenmeyle biz beğeneceğini umut ettik. Evet. Ve getirdik, paylaşalım. İnşallah beğenilir. Evet, seyahat yapılan da örülebiliyor. Hadi kolay. O zaman geçelim. Ne kadardan çıkıyor dediniz? Bir yumak. Tek bir yumak kullanıyoruz. Şu yumaklar biraz büyüyerek görüyorsunuz. Ve 500 gram. 500 gram. 500 gram. Bu yani 500 gramla ilmeklemeceyle şiş, tığ kullanmadan yapıyoruz bunu. Hadi bakalım. Tek bir yumakla yapıyoruz. Mesela çok sorulan bir soru vardı. Böyle uzun hırkalar, hani uzun yelekler işte sarkar mı? Şunu söylemek istiyorum. Burada ilmeğin dizaynı sebebiyle hiçbir şekilde sarkma olmaz. Çünkü buradaki dizayn esnemeyi, sarkmayı ve böyle uzun hırkalarda, yeleklerde yayılmayı engelliyor. Şimdi bizim yeleğimiz şöyle, biz iki sayıda ördük. Bir 36 beden, bir 38 beden. Şimdi iki bedende. İki bedende. Bedeni nasıl büyütecekler? Onu buradan göstermek istiyorum. Şimdi ipliğimizi açık bölümden 36 beden için 54 ilmek sayıyoruz. Böyle şuraya biz bir işaret koyduk. 54 ilmek sayıyoruz, bırakıyoruz. 36 beden için. 38 beden için 6 ilmek fazla. 60. 40 beden için 6 ilmek fazla. 44 için 6 ilmek fazla. Hep 6 ilmek arttırıyoruz. Ya beden büyütürken evet. 6 ilmek arttırıyoruz. 6 ilmek arttırıyoruz. Çok iyi bilgi. Evet. Onu da göstereceğim nerelerde arttıracağımızı. Şimdi 36 beden için 54 ilmek saydık. Buraya bir işaret koyabilirler. Bir 54 ilmek daha sayıyoruz. Örgümüze başlıyoruz. Şimdi bu 54 ilmek bizim yeleğimizi bitirdikten sonra şöyle etrafına geçeceğimiz ilmek. Çünkü rengin değişmemesi gerekiyor ya, sonradan yapamayız. Buradan ipliğimizi ayırıyoruz. Ondan sonra örgümüze başlıyoruz. Bununla yani kapatacağız sonra. Bir ayırıcı yapmış Tülin evet. Hanım buraya ki hani yakayı döndüğümüz zaman renk tutsun diye çok akıllıca. Evet, 54 evet. tane ayırıyoruz. 54 tane ikinciyi ayırıyoruz. Evet. Şimdi burada toplamda 109. ilmekten ama şeyde tek bu tarafı sayarsak, tek yakamızı sayarsak 55. ilmekten başlıyoruz. Şimdi çalışmamız saç örgüsü. Aslında mantık el örgüsündekinin aynısı. İstersek iki ilmeği böyle sağ tarafa doğru çaprazlarım, istersem sol tarafa doğru çaprazlarım, hiç önemli değil. Ele nasıl geliyorsa. Nasıl geliyorsa, nasıl rahat ederlerse. İki ilmeği bu şekilde çaprazlıyoruz. Yumaktan gelen ilmeği, çaprazladığım ilmeği tutarak böyle arkadan öne veriyorum, yukarı çekiyorum. Sıradaki ilmeği alıyorum, yine çaprazladığım ilmeği tutuyorum sol elimle, arkadan öne vererek bu şekilde yukarı çekiyorum. Böyle şimdi bir tane saç örgü yaptım. Hemen yan tarafa geçiyorum. İki ilmeği yine çaprazlıyorum. Yine arkadan gelen ilmeği böyle arkadan öne vererek çaprazladığım ilmeklerin içerisinden sırayla geçiriyorum. Şimdi iki tane saç örgüm oldu. Şimdi burada biz 36 beden için 5 tane saç örgüsü yapıyoruz. Yani 10 ilmek. Çift çift olduğu için 5 tane saç örgüsü kuruyoruz. Ön için, şurası için. Şurası için 5. Burası için 5. Kol için, kolun üzeri için 3 tane saç örgüsü kuruyoruz araya. Buraya da 3 tane kuruyoruz. Arkaya 9 tane kuruyoruz. Şuraya 9 tane kuruyoruz. Bir de bizim bu aralarda arttırma noktalarımız var. Birer ilmek arttırma noktamız olacak. Aynı el örgüsü mantığı gibi. Şimdi devam ediyorum. Böyle 2 ilmeği çaprazladım. Şimdi biraz hızlanarak hemen arttırmaları nasıl yapacağız onu göstereyim. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5. saç örgümüzü böyle çaprazladıktan sonra geldik
bir tane arttırma noktasına, yani şuraya. Şimdi buradayım. 5 taneyi kurdum. Şuraya geldik. Burada bir tane ilmekten 3 tane ilmek çıkarıyoruz. El örgüsünde de böyle yaparız. 1, evet. 2, yine sıradaki ilmeği alıyorum. 3. Aynı yerden 3 tane ilmek çıkardım. Devam ediyorum. Yine çaprazlıyorum. Şimdi kolun üzerindeyim. Kolun üzeri için 3 tane. Bu hani 44 bedene, 46 bedene çıkmadıkça 3 tane yetiyor kolun üzerine. 3 tane çaprazlama yapıyoruz. 38 beden burada bizim 5 tane yaptığımızı 6 tane yapacak. 40 beden 7 tane yapacak. Yani birer tane hep bir burada, bir burada arttırıyoruz, bir de arkada arttırıyoruz. Kolun üzerinde arttırmıyoruz. Böyle yani kendilerini ölçerek aslında. Çaprazladık. 2, 3 tane de böyle ilmekleri geçiriyorum. Arkadan öne vererek çaprazladım. Şimdi burada yine arttırma noktası. Şurası. Evet. Bir tane burada arttırma noktası yaptık. Şimdi buradaki arttırma noktasını yapıyoruz. 5 tane saç örgüsü yaptım. 3 tane saç örgüsü yaptım. Burada bir arttırma noktam. Burada bir arttırma noktam. Şimdi şuradaki arttırma noktası için hemen şöyle yapıyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Burada da yine bir taneden 3 tane çıkarıyorum. 1, 2 ve 3. 3 taneyi böyle aynı ilmekten çıkardım, arttırdım. Evet. Şimdi, yani şuradaki reglan kolu kurdum. Şimdi ben ne yaptım? 5 tane buraya saç örgüsü kurdum. 1 tane ilmekten 3 tane çıkardım. 3 tane saç örgüsü buraya kurdum. 1 ilmekten 3 çıkardım. Şimdi tabii vaktimiz yetmez bu kadar. 9 tane arkaya saç örgüsü kuruyoruz. 1 tane burada yine ilmekten 3 tane çıkarıyoruz. 3 tane buraya saç örgüsü kuruyoruz. Buradaki 1 ilmekten 3 tane çıkarıyoruz. 5 tane buraya kuruyoruz. Bu şekilde biz bir sırayı bitiriyoruz. Evet. Ama beden büyüdükçe 1 buraya saç örgüsü, 2 ilmek. 2 ilmek buraya, 2 ilmek arkaya. ilave ediyoruz. Şimdi bunu geçiyorum. Şöyle